Herkese merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz Bugün yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım Daha doğrusu yepyeni bir çalışmayla diyelim Bugün bir proje yapacağız Evde kal projesi Biliyorsunuz malum son zamanlarda hepimiz evdeyiz Dışarı çıkmıyoruz Sağlığımız için evde kalmalıyız Bu süreçte de sıkıldığımız için Farklı farklı hobiler, farklı farklı uğraşlar arıyoruz kendimizce. Ben de bugün bir faydam olsun, bir katkım olsun dedim. Böyle küçük bir proje hazırladım. Herkesin kolaylıkla rahatlıkla yapabileceği basit, güzel düz bir modelle sizlere elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Videomuza geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın, beğeni ve yorumlarınızı mutlaka eksik etmeyin. Yine her zaman söylediğim gibi, takıldığınız bir yer olursa rahatlıkla bana yorumlardan e, sorabilirsiniz. Evet, bu aşamayı da tamamladığımıza göre şimdi videomuza geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar, özellikle örgü sever arkadaşlarımın mutlaka ki vardır. E, ve yine hemen hemen her evde, herkesin evinde az çok da olsa ipleri vardır. Parça ipleri, işte bütün ipleri yani mutlaka vardır. Özellikle örgü yapan arkadaşlarımda daha çok fazla vardır tabii ki. Şimdi biz de bugün bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi rengarenk çok güzel iplerimiz var. Hepsi kalmış. Ee, Küçük küçük kalmış. Bunlardan büyük bir şey yapmak istesek yapamayız. Hani yeterli gelmez. Ama bunları da çöpe atamayız tabii ki. Bunları değerlendirmek için güzel bir motif çalışması yapacağız. Adına da evde kal projesi diyorum ben kendimce. Şimdi bu görmüş olduğunuz parça iplerimizden değerlendirerek motif motif yapıp, sonunda da bir battaniye veya koltuk şalı. Ne çevirmek isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Ee, ben de oldukça fazla kalan görmüş olduğunuz gibi. Ben bunları bu şekilde değerlendireceğim. Ama derseniz ki, hani benim evimde hiç ip yok. Ben daha önce herhangi bir örgü örmedim, hobiyle uğraşmadım. Hani ama modeli de çok beğendim, ee, etkinliği de çok beğendim. Ben de yapmak istiyorum diye düşünürseniz, siz de böyle şu şekilde. Herhangi bir hobi malzemeleri satılan yerden bu şekilde e, bütün iplerinizi alabilirsiniz. E, siz de yapabilirsiniz tabii ki bu tamamen sizin elinizde. Ama bizim buradaki amacımız e, parça iplerimizi değerlendirmek. Tabii yoksa hani hiç ipiniz yoksa e, bütün ip alabilirsiniz istediğiniz renklerden, beğendiğiniz renklerden alabilirsiniz. Şimdi şu şekilde parça iplerimiz var demiştim. Evet, şimdi ne yapacağız? Hemen göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle rengarenk motifler yapacağız. Düz, sade, oldukça kolay. İnanın tığ tutmasını bilen herkesin yapabileceği bir motif. Hatta küçük kız çocuklarınız varsa şöyle yapabilecek yaşta 9 10 11 hatta 8 bile olabilir. sizde siz de örgüyü biliyorsanız kızınız da varsa ona da gösterebilirsiniz. Onların bile rahatlıkla yapabileceği bir motif. Bakın burada ben parça iplerimi değerlendirdim. Bunlardan yaptım. şimdi iki türlü de göstereceğim size. İsterseniz böyle orta kısmı yani şu daire bölümü farklı bir renk, gördüğünüz gibi kenar kısmı farklı bir renk yapabilirsiniz. Ya da şu şekilde bütün yapabilirsiniz. İkisi de tamamen aynı motif, aynı şekilde yapılıyor, ama sadece renk kombiniyle arada fark oluşuyor. Mesela şöyle renk renk yapabilirsiniz battaniyenizi veya koltuk şalınızı ya da örneğin bu şekilde yapıp şöyle şunları şöyle daha net göstereyim daha iyi olur bakın şu şekilde örneğin bu şekilde renk renk yaptık böyle de yapabiliriz daha sonra bunun kenarına zaten beyaz bir çerçeve gidecek onu da göstereceğim ben size bir sonraki videoda ve en kolay ve en basit bir şekilde nasıl bunu ekleriz onu da göstereceğim yine bir sonraki videoda bugün sadece motifimizi yapacağız bu şekilde görmüş olduğunuz gibi renk renkte yapabilirsiniz ikinci bir seçenek şöyle düz renklerde de yapabilirsiniz bakın aynı model ama böyle renkli renk düz tek olarak kullanabilirsiniz ya da şöyle hemen ya da mesela diyelim birkaç renk beğendiniz. Kendinizce. Bir tanesi gördüğünüz gibi bu renkten düz. Birinin içinde bu renk var. Diğer motifimizde de örneğin şu iç kısmı bu renkten tek rengi de yine tek renk olan motifi de yine bu renkten olarak da kombinleyebilirsiniz. Yani o kadar çok alternatifi olur ki böyle renkli renkli yaptığımız motiflerin istediğimiz gibi rahatlıkla yapabiliriz. Evet arkadaşlar, fazla vakit kaybetmeden motifimize geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar, tığ olarak da ben tulip etimon'un pembe serisinin iki buçuk numara tığını kullanıyorum. Siz de elinize göre, ister iki numara, ister iki buçuk numara veya 3 numara ile Yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizin sıklığına ve e, gevşekliğine göre değişir. Evet, şimdiden hepimize kolay gelsin. Güzel bir çalışma olsun inşallah. Sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar. Artık birçoğumuz sihirli halkayı biliyoruz. Sihirli halkamızı yaptık içine 3 adet şöyle kapatınca 3 adet zincir çektik ve içine 12 adet ikili trabzan yapıyoruz şöyle biraz çekelim rahat olsun Evet arkadaşlar, şu şekilde sihir halkamızın içine 12 adet ikili trabzan yapalım ve gelelim. Evet arkadaşlar, 12 adet ikili trabzanımızı yaptık. Ee, bakın ben şu kapatma kısmını size göstermek için kapatmadım. Şu ilk yapmış olduğumuz ikili trabzanın tepesine şu şekilde batıyoruz. Kaydırma tekniğiyle kapattık. Şu ipimizi şöyle. Öne alıyorum ve üzerinden örmüş oluyorum. Hem ipim güzel saklanmış oluyor, hem de daha sağlam olmuş oluyor. Şimdi yine burada 3 adet zincir çekiyoruz. Bu 3 adet zinciri saymıyoruz. Yani bu bizim trabzan görevimizi yapmıyor. Hemen bunun dibine 2 adet yine 2 adet pardon 2 adet ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Sonra yine hemen yanındakine 2 iki adet ikili trabzan. Sonra yanındakine yani buradaki elimizde mevcut olan 12 adet ikili trabzanımızın her birinin üzerine 2 iki adet ikili trabzan yaparak bu sayıyı 24'e çıkarıyoruz ve geliyoruz. Evet her yuvaya 2 adet yaptım geldim ve Yine kapatma kısmını size biraz önce göstermiş olduğum gibi kapattım. Yine aynı şekilde 3 adet zincir çekiyorum. Hemen zincirin dibine 2 adet yine ikili trabzan yapıyorum. Biraz şöyle marullanmış gibi yani nasıl diyeyim toplanmış gibi gözükebilir. Daha sonra düzelecek. Endişelenmeyin. Şimdi ilk yuvaya çift yaptık. Hemen yanına Tek ikili tırabzan. Sonra çift. Sonra tek. Yine çift. Yani arkadaşlar üçüncü sıramızı da bir tek bir çift bir tek bir çift olarak devam edeceğiz. Şu sıra sonuna kadar. Bu sıra son e, yuvada Çift geldiyse çift yapacağız, tek geldiyse tek yapacağız. Sonra birleştirmeden yine burada olalım. Evet, üçüncü sıramızın da sonuna geldik. Bakın çiftle başlamıştık, yine çift ile bitti. Şurada şöyle bir boşluk var. Bakın, her ikisinin arasında. Oradaki boşluk motifimiz şöyle birleşince çirkin durmaması için bir adet tekli trabzan da yani ikili trabzan ama tek olarak demek istedim. Bu şekilde buraya da bir tane yapıyoruz ve hemen şu zincirimizin tepesine yine kaydırma tekniğiyle kapattık. Bakın oradaki boşlukta gayet güzel durmuş oldu. Yine 3 adet zincir çekiyoruz. Hemen dibine yine aynı şekilde 2 iki adet ikili trabzan yapıyoruz. Evet. Netlik iyi. Sonra 2 adet tek 1 adet çift bir tek ikinci tekimiz ve çift Evet bakın dördüncü sıramızda da 2 tek bir çift 2 tek bir çift olarak devam edelim sıra sonuna kadar tekrardan gelelim Evet dördüncü sıramızı da bu şekilde bitirdim bakın yine biraz önce göstermiş olduğum gibi şurada bir boşluk oluşuyor bunu böyle kapatırsak motifimiz şu şekilde olur bunun böyle çirkin durmaması için üzerine alıyoruz yine o görmüş olduğunuz boşluğa bir adet daha e, ikili trabzan yapıyoruz ve yine aynı şekilde zincirin tepesine kaydırma tekniğiyle e, kapattık ve ipimizi kesiyoruz. E, şimdi arkadaşlar şunu şurada nasıl göstereyim? Bakın şöyle arkadan alıyorum hemen yanındakine. Bakın yanındakinin bir dalı aşağıda kalıyor. Çünkü bakın şu şekilde. Şöyle aldım. İpimi arka tarafa geçirdim. Bakın. Hiç e, kopardığımız yer belli bile olmuyor. Daha sonra şu şekilde tığım buradan takıyorum. Şöyle alıyorum. Arkadan düğümü attım şöyle ama serbest bırakın bakın şu şekilde bıraktım mesela şöyle çekiştirince bakın bu şekilde serbest bıraktım şimdi diğer sırayı öreceğim zaman bunun üzerinden öreceğim ee, böylece ipim güzel saklanmış olacak ayrıca da sağlam olmuş olacak dediğim gibi şu torbalanma gibi görüntü sizi endişelendirmesin üst sırayı yapınca bu normale dönecek zaten Şimdi şöyle renk renk yaptık diyelim. Böyle iki renkli yapacaksak aynen bu şekilde yapıp bir diğer rengimize geçeceğiz. Ama bunun gibi tek renk istiyoruz diyelim. Tek renk yapacağız. O zaman şu biraz önce bizim burada ipi kopardığımız yerde ipi koparmıyoruz. Şimdi benim yapacağım işlemi aynı şekilde devam ediyoruz. Bilmem anlatabildim mi? Ne demek istediğimi? Yani iki renkli olunca bu şekilde kopardık. Şimdi diğer rengi geçeceğiz. Nasıl yapılacağını göstereceğim size. Ama diyelim bunun gibi tek renk yaptık. Çift renk istemiyoruz. Şu biraz önceki koparmış olduğumuz yerden koparmıyoruz. Yine kaydırma tekniğiyle kapatıp bağlıyoruz. Ve e, aynı renkten şu an benim yapacağım gibi devam ediyoruz kopardık diyelim ipimizi herhangi bir yuvadan şu şekilde battık ipimize. şöyle şunu öne alalım 1 2 3 4 adet zincir çektik hemen yanına dibine yani zincirin aynı yuvaya ikili trabzan yapıyoruz ama biraz uzun yapıyoruz sonra üzerine aldık hemen yanındaki yuvaya şöyle çakma trabzan dediğimiz tek seferde çekiyoruz tekrar aynı yuvaya bir daha çakma trabzan yapıyoruz sonra 8 adet yani her yuvaya birer adet olmak şartıyla 8 adet sık iğne yapıyoruz. Kırmızıyla gri'nin ve kırmızıyla pembenin pardon gri ile pembenin uyumunu çok severim ben. Evet sayalım 2 4 6 8. Şimdi yine üzerine aldık hemen yanındaki yuvaya battık ve tek seferde çektik yine üzerine aldık ve yine aynı yuvaya battık tek tek seferde çektik çakma trabzan dediğimiz gibi şimdi üzerine aldık ikili trabzan ama bakın şöyle uzun ikili trabzan yaptık yine üzerine aldık aynı yuvaya bu sefer üçlü trabzan yapıyoruz bir 2 ve 3 e, buralarda köşelerimizi oluşturmuş oluyoruz sonra 2 zincir çektik yine üzerine aldık hemen yanındaki yuvaya battık yine üçlü trabzan 1 2 ve 3 yine üzerine aldık yine aynı yuvaya 1-2 iki. ikili trabzan şu ipimizi şöyle öne alalım üzerinden örmemiz için yine üzerine aldık hemen yanındakine çakma tırabzan aynı şekilde yine aynı yuvaya çakma trabzan ve yine 8 adet sık iğne yapıyoruz. Bakın ipimizi şu şekilde üzerinden e, örersek hem sağlam olur hem de ipimiz güzel saklanmış olur. 2, 4, 6, 8. Şunu bir tane fazla yapmışız. Evet yine üzerine alıyoruz. Çakma trabzan. Tekrar yine aynı yuvaya. Yine üzerine aldık. İkili trabzan. Yine üzerine aldık ve üçlü trabzan böylece üçüncü köşemizi bir iki üçüncü köşemizi oluşturmuş olduk hemen hemen iki zincir çektik hemen yanındakine bir iki üç üzerine aldık hemen aynı yuvaya bir iki üzerine aldık yanındakine çakma trabzan bir adet daha ve 8 adet sık iğne bu şekilde devam edelim arkadaşlar Aynen göstermiş olduğum gibi köşeye gelene kadar sonra tekrardan buradayız Evet arkadaşlar sırayı bitiririm dedim ama bitirmeden önce bir şeye takıldım ee, bunu size söylemek istedim Şimdi buradaki dağılımda e, hani köşe yapıyoruz, köşe dağılımlarında e, fazla gelebiliyor. Şimdi burada nasıl yapacağınızı e, söylemek istedim, onu biraz önce gözden kaçırdım. Şimdi hemen şuradan örnek vermek istiyorum. Şimdi e, bir adet üçlü trabzan yapıyorduk, hemen aynı yuvaya bir adet ikili trabzan yapıyorduk ve yine aynı yuvaya e, iki adet çakma trabzan yapıyorduk sonra 8 adet sık iğne yapıyorduk yine buraya geldiğimiz zaman iki adet aynı yuvaya çakma trabzan yapıyorduk hemen yanındaki yuvaya da bir adet ikili bir adet üçlü trabzan yapıyorduk ve köşemizi dönüyorduk şimdi üçüncü köşemizde yine aynı şekilde şurayı da devam ettim 8 tane sık iğnemi de yaptım ee, yine bir yuvanın içine iki adet ikili trabzanımı da yaptım. Baktım ki burada birkaç tane fazla gelecek şurası. Onun için ne yaptım? İkili trabzanı hemen yanındaki yuvaya yaptım. Üçlü trabzanı ise yanındaki yuvaya yaptım. Yani normalde ikisini aynı yuvaya yapıyordum ama burada ayrı ayrı yuvalara yapmış oldum. Ee, hiçbir değişiklik olmuyor bakın buradaki görmüş olduğunuz motiflerde de yine ben aynı şekilde oldu ve dağılımını yaptım o zaman şu sırayı birlikte bitirelim En azından görmeniz için şimdi köşeyi döndüm yine üzerine aldım bakın aynı yuvaya değil hemen yanındaki yuvaya yapıyorum ikili trabzanımı sonra üzerine aldım yine aynı yuvaya yani bir Nasıl diyeyim? İkili trabzanımı yaptıktan sonraki yuvaya 2 adet çakma trabzan yaptım. Normal yine 5 adet 8 adet sık iğnemi yapmış oldum. 2 4 6 7 ve 8 sonra yine üzerine aldım hemen yanındaki yuvaya bakın 2 adet çakma trabzan yaptım üzerine aldım hemen yanındaki yuvaya ikili trabzan yaptım üzerine aldım ve hemen şu yuvaya üçlü trabzan yaptım bir adet zincir çektim üzerine aldım şu ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesinden şu şekilde hepsini tek seferde çıktım. Bakın hiçbir fark yok. Köşelerimiz oluştu. Yani böyle bir iki tane fazla geldiği zaman böyle küçük oynamalar yapabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Nasıl yapılacağını da göstermiş oldum böylece size. Şimdi yine 3 adet zincirimizi çektik. Hemen yanına ikili trabzan yapıyoruz. Sıra başına kadar normal ikili trabzan yapalım. Köşeyi döneceğim. Evet, sıra başına geldik. Şu görmüş olduğunuz yuvanın içine 2 iki adet ikili tırabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve üzerine alıp aynı yuvaya tekrardan 2 iki adet ikili tırabzan yapıyorum. Ve köşeyi dönmüş oluyorum bu şekilde. Yine bu başa kadar da aynı şekilde yapıyorum. Buradaki yapmış olduğum işlemi tüm köşelerde yapalım dört kenarını örelim ve gelelim ee, sıramı bitirdim bakın görmüş olduğunuz gibi öncelerde torbalanıyordu şu kısım bu yan kısmını ördükçe torbalanma düzeliyor kendiliğinden şimdi üçüncü ve son sıramıza geçtik kırmızı ipimizle yine aynı şekilde 3 adet zincir çekiyoruz hemen şuyu görmüş olduğunuz yuvaya 2 iki adet ikili trabzan yapıyoruz. Yani bir önceki sırada 2 adet yapmıştık. Zincirle birlikte bu 2 Şu köşelerimizde ikişer adet artırmıştık. Burada ise 3 adet artırıyoruz. Yine e, aynı şekilde mevcut olan trabzanlarımızı örerek devam ediyoruz. Evet bu köşede yani bir zincir pardon 3 zincir bizim bir trabzanımız oldu. Yanına da 2 iki adet ikili trabzan yaptım. Bu şekilde köşeye kadar devam edeceğiz. Köşede de yine biraz önce şurada yaptığımız işlemin aynısı. Sadece burada ikişer adet yapıyorduk. Bu üst sırada da üçer adet doldurmuş olacağız. Bu şekilde yine aynı şekilde etrafını dönelim ve gelelim. benim motifim bitti şimdi e, köşeyi kapatacağımız zaman iki adet zincir çekiyoruz yine hemen şu başlangıçtaki ilk zincirin tepesine batıp yine kaydırma tekniğiyle kapatıyoruz ve ipimizi kesiyoruz motiflerimizi bu şekilde kapatırsak köşe bitiş kısmı e, düzgün olur ve motifimizin nereden başlanıldığı belli bile olmaz bakın bu şekilde yine hemen ipimizi biraz önce de göstermiş olduğum gibi hemen şu yanındaki bakın şu yanındaki trabzın tepesine ama tersten batıyoruz tersten battık ipimizi arkaya çektik yine biraz önce gösterdiğim gibi şu şekilde alıyorum ipimi şöyle içinden geçirerek düğüm atıyorum burada bu şekilde bırakıyorum elimle şöyle çekince bakın şöyle çünkü burayı çok sıkmamamız gerekiyor ee, sıkarsak eğer şu kasılma olur ön kısımda bakın sıkmadığımız zaman ütülenmiş gibi duruyor bakın Motifimiz gayet güzel oldu. Ee, dediğim gibi bir sonraki videoda e, bunun kenarına tekrardan bir sıra beyaz yapacağız. İsteyen böyle renk renkte ki kullanabilir. Ee, ama ben renk e, bir de hani beyaz geçişi olsun bu renkleri nasıl patlat patlattığını görmeniz için e, bir beyaz şerit geçeceğim. Aslında ben bu motiflerimi e, farklı bir projede kullanacağım. Yani ben battaniyeyi tamamlamayacağım. Bunu size fikir amaçlı söyledim. Bunları farklı bir projede kullanacağım. Onu da yine daha sonra size göstereceğim. Kenar şeritlerini gidip ve eklemeyi sadece sizlere battaniyenizi nasıl tamamlamanız gerektiğini görmeniz açısından yapacağım. Evet bu şekilde renk renk motiflerimiz gördüğünüz gibi siz de evde kaldığımız bu zaman içinde böyle renk renk motifler yapabilirsiniz. Bahsettiğim gibi böyle kalmış olan parça ipleriniz varsa değerlendirebilirsiniz. Bence çok güzel bir çalışma oldu. Eğer yaparsanız motiflerinizi bekliyorum. Instagram hesabımdan bana yaptıklarınızı gönderirseniz ben de hikayemde paylaşırım. Ayrıca görmek isterim neler yaptığınızı. Tekrar söylemek istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki zil butonuna basarsanız videolarından ilk siz haberdar olursunuz. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.